Merhaba hocam. Değerli konuklar, Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen webinar serisinin 6.'sı olan APA Yazım Kurallarına Göre Akademik Yazım Önerileri 2 webinarine hepiniz hoş geldiniz. 2018'den bu yana üniversitemizde düzenli olarak verdiğimiz seminer ve söyleşileri Temmuz 2020'den beri online platforma taşıdık ve şu anda sadece kendi üniversitemizde değil, farklı üniversitelerdeki birçok araştırmacılarla ekibimizin 700'ü aşkın üyesinin bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizde başvurular sonucunda yapmış olduğumuz analizleri araştırmacılara ilettiğimizde en sık karşılaştığımız soru bu sonuçları nasıl sunmalıyım sorusu oluyor. Biz araştırmacılara genellikle APA stilini öneriyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz ancak bu konuda bir eğitim ihtiyacı olduğunu gözlemledik ve bu webinar serisini planladık. Bugün değerli hocamız Doçent Doktor Güçlü Şekercioğlu'nun anlatımıyla APA yazım kurallarını daha yakından tanıyacağız. Hocamız Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Hocamızın araştırma yöntemleri yeni başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi adlı kitabında kısa bir bakış, düşünmenin bir yöntemi, araştırma probleminin oluşturulması, alan yazının taraması, araştırma deseninin seçimi, araştırma deseni, araştırma probleminin oluşturulması, değişkenlerin belirlenmesi bölümleri ve sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve Lizard uygulamaları ve şu anda sayamayacağım kadar birbirinden değerli alana katkı sağlayan kitapları bulunmaktadır. Etkinliğin moderatörlüğünü Akı Doğan Merkez Müdür Yardımcıları olarak ben öğretim görevlisi Doktor Ebru Kaya Başar ve değerli meslektaşım öğretim görevlisi Doktor Deniz Özel ile yürüteceğiz. Geçtiğimiz webinarimizde araştırmanın giriş ve metot kısımlarının APA yazım kurallarına göre sunulmasını ele almıştık. Bu webinarimizi YouTube kanalımızdan 14 videoluk bölüm şeklinde izleyebilirsiniz. Mesaj kısmında bu videoları ve geçtiğimiz tüm webinarların linkini paylaşacağız şu anda. Bugünkü webinarimizde ise bulguların yazımı, sonuç ve tartışmanın yazımı, öneri yazımı ve kaynak gösterme konularına değineceğiz. Bugün hocamız bulguların yazımı, sonuç ve tartışma yazımı, öneri yazımını anlattıktan sonra 15 dakikalık bir soru-cevap kısmı olacak. Daha sonra bir 5 dakikalık ara vereceğiz. Sonraki bölümde ise hocamız kaynak gösterme kısmına geçecek ve soru-cevap bölümüyle programımızı bitireceğiz. Webinarımızın verimli geçmesi açısından belirlediğimiz bazı kuralları hatırlatmak istiyorum. Webinarımızın video kaydı yapılacak ve daha sonra YouTube ve Stream ortamında paylaşılacaktır. Sorularınızı aklınıza geldiği anda mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Mikrofonu yalnızca soru cevap bölümünde kaldırma butonunu tıkladıktan sonra moderatörler onay verdiği zaman açmanızı rica ediyoruz. Aynı ortamda toplantıya katılanların ortamda yalnızca bir cihazın hoparlörünün açık olduğundan ve mikrofonların kapalı olduğundan emin olmasını rica ediyoruz. Toplantı için belirlediğimiz süreyi aşmamak adına yanıtlayamayan sorular olursa şimdiden özür diliyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü değerli hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, herkese merhabalar. Webinar 1'de Ebru hocamın da belirttiği gibi aslında bir giriş yapmıştık. Araştırma raporlarında girişin nasıl yazılacağı ve yöntemin nasıl yazılacağı üzerinde durmuştuk. Bu webinarda devam ediyoruz aslında, devam niteliğinde. Ben hemen masa üstümü paylaşayım. Evet. Evet. Daha önce söylediğim gibi geçen bölümde giriş ve yöntem kısmına değinmiştik. Bu bölümde bulgular, sonuç, tartışma birinci kısımda, ikinci kısımda da kaynakça. Şimdi araştırmanın amaçları doğrultusunda topladığımız verileri işledikten sonra problemimizin çözümüne ışık tutacak bir biçimde hazır kullanımıza yani analiz etmeye hazır hale getirilen verilerin
verilerden yaptığımız analizler sonucunda elde ettiğimiz bulguları, sonuçları burada yazıyoruz. Bu bölüm kendi içinde alt bölüm veya başlıklar halinde yazılabilir ve özellikle bulguların yazımında şu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Nicelya'da nitel araştırma sonuçlarını ortaya koymanın en iyi yolu bulguların araştırma sorularının ya da denencelerin sırasıyla sunulmasıdır. Yani geçen webinarda bahsettiğimiz gibi araştırma sorularını veya hipotezlerimizi maddeleyerek yazıyorduk. Bulgularımızın da o madde sırasına uygun bir biçimde yazılması gerekmekte. Araştırmada belirlenen her araştırma sorusu ya da denence bölüm içerisinde ayrı bir alt başlık olarak ele alınabilir. Örneğin 3 araştırma sorusu varsa bölüm içinde 3 ayrı alt bölüm ya da 3 ayrı alt başlık olabilir. İstatistiksel analizlere ilişkin bilgisayar paket programlarından elde edilen tablolar veya şekiller ekran görüntüsü biçiminde aynen alınmamalıdır. Bunu araştırmacı, üstelik bunlar İngilizce çoğu zaman, Türkçe raporlaştırıyorsak hele bu daha da önemli. APA yazım kurallarına göre bu görüntüler birebir alınmamalı. Kendisi araştırmacı kendisi çizmeli. Elbette bazı grafik çizme programları var. Bunu bilgisayar ortamında birebir çizmemiz çok zor. Bunlar hariç tutulabilir ama bunun dışındaki tablo ve şekillerde ekran görüntüsü olmayacak. Araştırmacı kendisi bunu düzenlemek zorunda. Tablo, şekil, grafik ve benzeri görseller mutlaka APA yazım kılavuzunun güncel uygun olmalı. Elde edilen bulgular olduğu gibi raporlaştırılmalı. Yoruma yer verilmemeli. Yorum kısmı sonuç ve tartışma bölümünde bu çok sık başımıza gelen bir şey. Yorumları bulgular kısmında yazınca sonuç ve tartışma kısmında yazacak bir şey bulamıyor ve tekrara düşüyor araştırmacı. Araştırmayı yapan, raporu yazan kişi. Hayır. Sadece bulgu yorumlar kısmı sonuç ve tartışma kısmında, ama eğer yapmak çok zorunlu ise, yani ona dayalı bir başka analiz yapma gibi bir durum söz konusuysa, tabii bunu ayrı bir paragraf halinde sunabilir. Tablo veriyorsak eğer mutlaka tablo numarası vermeliyiz. Yukarıdaki tablo, aşağıdaki tablo gibi ifadeler kullanılmamalı. Buna göre örneğin tablo 6'da gösterilmiştir gibi bir tabloya giriş ifadesi ve tablonun altında da tablo 6'da görüldüğü üzere ya da görüldüğü gibi biçiminde tablodan çıkış ifadesi yazılabilir. Bu bölümde sonuç, tartışma ya da öneriye yer verilmemeli. Bunun yeri bir sonraki bölüm. Araştırma soruları denenceler arasında olmayan bulgulara yer verilmemeli. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Araştırma sorusu bunun dışında herhangi bir bulgu kesinlikle olmamalı. Eğer zaten o bir alt problemse, o zaman alt problemlere gidip onun sorusu yazılmalı veya denencesi yazılmalı. Tarama modelindeki bir araştırma için bulgu yazma örneğine bakalım. Araştırmacı tarama modelindeki bir araştırmada bulgusunu düz cümle biçiminde yazabilir, tablo biçiminde gösterebilir ya da şekille gösterebilir. Yani 3 tane seçenek var araştırmacının önünde. Bu yollardan yalnızca biri tercih edilmeli. Hem tablo, hem düz yazı, düz cümle, hem de şekille göstermek aynı bulgunun tekrarı niteliğinde olduğundan bu yollardan yalnızca biri tercih edilmeli. Örneğin şu düz cümle biçiminde yazıma şöyle bir örnek verelim. 7-14 yaş aralığındaki çocukların aile içindeki yetişkinler tarafından terk etmekle tehdit edilme durumlarını belirlemek isteyen bir araştırmacı bulgusunu şu biçimde yazabilir. 5. araştırma sorusu çerçevesinde, gördüğünüz gibi araştırma sorusuyla aynı sırada gittiğinin göstergesi bu. Aile içindeki yetişkinlerin çocuğu terk etmekle tehdit etme durumunu belirlemek amacıyla yüzde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda çocukların yüzde şu kadarının birçok kez tehdit edildiği, yüzde şu kadarının bazen tehdit edildiği, yüzde şu kadarının ise hiçbir zaman tehdit edilmediği belirlenmiştir. Gördüğünüz gibi hiçbir yorum yok. Sadece elde ettiği bulguyu düz cümle biçiminde raporlaştırmış araştırmacı. Eğer bu bulguyu veya benzer bir bulguyu tablo biçiminde sunmak istiyorsa şu şekilde yazabilir. Örneğin problemimiz şu olsun. 7-14 yaş aralığındaki çocukların ev içinde korkmasına neden olacak biçimde
yetişkin kavgalarına şahit olma durumlarını belirlemek istiyor araştırmacı. Bu doğrultuda bulgusunu şu şekilde yazabilir. Dördüncü araştırma sorusu çerçevesinde ev içinde çocuğun korkmasına neden olacak biçimde yetişkinlerin kavga sıklığını belirlemek amacıyla frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular örneğin tablo 4'te gösterilmiştir deyip satırda sorunun ne olduğu ve burada da enler ve yani frekanslar bir anlamda ve yüzdelerinin neler olduğunu tablo halinde ortaya koymasını sağlamış oluruz. Tablolar şüphesiz ki eğer ki bulgu sayısı çok fazla ise bir problemde bunları bir bütün olarak görmemizi sağlayan önemli bir araç tablolar. Bazen tek bir bulgu varsa düz cümle biçiminde yazmayı tercih edebiliriz. Ama çok sayıda bulgu varsa ve cümlenin içerisinde bir paragrafın içinde bu bulguların kaybolacağından endişe ediyorsa araştırmacı bunu bir tabloyla özetleyebilir ve bulgusunu bu tablo üzerinden ortaya koyabilir. Tablo bu anlamda önemli bir işleve sahiptir raporlarda. Evet, bulgunun tablo ile gösteriminde sayısal değerler metin içinde tekrar edilmemeli. Bu da çok sık yapılan bir hata. Hem tabloda örneğin yüzde değerlerini verip hem de aşağıda düz cümle biçiminde yazılmamalıdır. Araştırmacı önemli gördüğü noktaları ve okuyucunun özellikle dikkatini çekmek istediği bulguyu vurgulamalıdır tablo açıklamalarında. Bulgunun şekille sunumuna bakalım bir de. Bu sefer sorumuz şu olsun, araştırma sorumuz. 7-14 yaş aralığındaki çocukların ev içi şiddete tanıklık etme durumları olsun. Bulgusunu şu şekilde yazabilir. Üçüncü araştırma sorusu çerçevesinde çocukların son bir yıl içinde ev içi şiddete tanıklık etme durumunu belirlemek amacıyla yüzde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular örneğin şekil 1'de gösterilmiştir biçiminde verip ister burada dilim, pasta nasıl ifade ediyorsanız grafiği gösterilebilir. Daire grafiği diyoruz buna. Daire grafiği biçiminde gösterilebilir. İster araştırmanın durumuna göre işte bar diyagramları biçiminde verebilir. Verinin türüne göre histogram biçiminde verebilir vesaire. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Bunlar istatistiğin konusu. Uygun olan bir grafik yöntemini seçerek bu bulgusunu bu şekilde de verebilir. Bulgunun şekil ile gösteriminde yine sayısal değerler metin içinde tekrar edilmemeli. Araştırmacı yine tabloda olduğu gibi önemli gördüğü noktaları ve okuyucunun dikkatini çekmek istediği bulguyu vurgulamalı. Korelasyonel bir modelde araştırma bulgusunu nasıl yazarız? Bir de buna bakalım. Araştırmacı korelasyonel modeldeki bir araştırma bulgusunu düz cümle biçiminde yazabilir yine. Tablo ya da şekil ile de gösterebilir yine. Eğer uygunsa ama. Şekil her korelasyonel araştırmada mümkün değil. Ben buraya bir örneğini koydum. Yani şekil ile gösterilebilecek korelasyonel bir araştırma bulgusu da koydum. Biraz sonra bakacağız. Ancak dediğimiz gibi daha önce bu yollardan yalnızca biri tercih edilmeli. Hem düz cümle hem tablo, hem düz cümle hem şekil biçiminde olmamalı. Örneğin sezaryen hastalarında spinal anestezi sonrası fetüs ağırlığı ve hipotansiyon gelişimi arasındaki ilişkiyi belirlemek isteyen bir araştırmacı bulgusunu şu şekilde yazabilir. Araştırmanın 8. sorusu çerçevesinde sezaryen hastalarında spinal anestezi sonrası amniyon sıvı miktarı ve hipotansiyon gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu neredeyse artık bir matbu ifadedir. İlk giriş cümlesi sadece yöntem değişir, örnekler bağımlı bağımsız değişken değişir. Yapılan analiz sonucunda söz konusu iki değişken arasında pozitif yani yönü, düşük yani miktarı ve anlamlı yani anlam manidarlığı, istatistiksel manidarlığını belirten bir ifade yazılmalıdır. Bir ilişki olduğu belirlenmiştir biçiminde. Burada dikkat, APA yazım kuralına göre korelasyonel araştırmalarda korelasyonun yönü, miktarı ve anlamlılığına ilişkin cümleyi yazdıktan sonra nokta konmaz, virgül denir. Korelasyon baktığımız için R eşittir korelasyon katsayısı kaç ise o yazılır. Örneğin R eşittir nokta 20, virgül. Daha önce APA 5'te şöyleydi, P küçük nokta 05, P küçük nokta 01 diyorduk.
Ama APA 6 ve daha üst versiyon 7'yi bilmiyorum. Henüz inceleme fırsatım olmadı. Ama APA 6'da işte P değeri kaç ise o yazılır. Yani artık küçüktür, büyüktür şeyleri yazmıyoruz. Belirlemeleri yapmıyoruz. O yüzden P kaç ise onu yazıyoruz. P eşittir nokta 0,11 deyip noktayı koyuyoruz. Ayrıca söz konusu iki değişken arasında ortak varyansın, paylaşılan varyansın ya da işte determinasyon katsayısını ya da ortak değişkenliği nasıl ifade ediyorsanız artık %4 olduğu belirlenmiştir biçiminde raporlaştırılabilir. Şimdi tablo biçiminde sunuma bakalım. Özellikle korelasyonel araştırmalarda eğer çok fazla korelasyon katsayısı varsa, yani iki değişken arasında bir önceki örnekte olduğu gibi x ile y arasında bir ilişki varsa belki düz cümle biçiminde yazmak mantıklı olabilir. Ama burada olduğu gibi eğer birden fazla, ikiden fazla ve hatta daha da fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek istiyorsa bir araştırma sorusuyla araştırmacı tabloyu tercih edebilir. Örneğin erken dönem Alzheimer hastalarının çalışma belleği, bilgi işleme, sözcük, anısal bellek puanları ve yaş arasındaki ilişkileri belirlemek isteyen bir araştırmacı bulgusunu şu biçimde yazabilir. Gördüğünüz gibi bu hasta grubunun çalışma belleği, bilgi işleme, sözcük, anısal bellek, yaş dediğimizde 5 tane değişken bulunmaktadır. Bu da dolayısıyla da hepsini toplu halde bir tabloyla özetlemek çok daha okuma kolaylığı sağlar ve bunu sunma kolaylığı sağlar şüphesiz ki. Bu durumda bulgusunu şu şekilde yazabilir. Araştırmanın 5. sorusu çerçevesinde erken dönem Alzheimer hastalarının çalışma belleği, bilgi işleme, sözcük, anısal bellek puanları ve yaş arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular örneğin tablo 5'te gösterilmiştir deyip çalışma belleği, bilgi işleme, matris veriyoruz yani aslında korelasyon matrisini veriyoruz. Değişkenlerimizi satıra yazıp aynı değişkenleri sütuna yazıp burada satırdakileri numaralandırıp yer kazanmak açısından sütunda da numaralar verilmiş. Bunları karşılaştırmalı bir biçimde, matris biçiminde verebilir araştırmacı. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Önceden mesela 5 tane değişkenimiz varsa 5 çarpı 5'lik bir korelasyon matrisi söz konusu. Fakat aynı şey birbirini tekrar ediyor tabii 5.'de, 1.'de ve 5.'de tekrar ettiğinden burada sütun ve satır sayıları azaltılabilir. Bu bir. İki, bir şeyin kendisiyle olan korelasyonu elbette birdir. Bunlar raporlaştırılmaz. Yani örneğin çalışma belleği ile çalışma belleği arasındaki korelasyon elbette bir olacaktır. Dolayısıyla raporlaştırılmaz. Ya bir tireyle gösterilebilir ya da daha da doğrusu aslında buradan çalışma belleği de çıkarılır. Bu satır da çıkarılır. Böylece şu birler gösterilmemiş olur. Ve 4 diyorum, 4'te kaldım burada, anısal bellekte kaldım çünkü diğer taraftan sütundan karşılaştırabilme şansım var. O nedenle burada bir eksiltme yapılabilir ve yine aynı şekilde şurada çalışma belleği bu tablodan çıkarılabilir. Bu da ikincisi. Üçüncü bir mevzu, matriste ya yukarısı tercih edilmelidir ya aşağısı tercih edilmelidir. Çünkü bunlar bildiğiniz üzere simetriktir. Dolayısıyla aynı bulgunun tekrarına düşmemek gerekir. Bulgunun tablo ile gösteriminde sayısal değerler metin içine girmemeli. Yine aynı şekilde araştırmacı yine önemli gördüğü noktaları ve özellikle dikkat çekmek istediği bulguyu vurgulamak. Bulgunun korelasyonel araştırmalarda çok mümkün değil dedim. Her analizde bir şekilde göstermek mümkün değil dedim ama şekilde göstermenin olanaklı olduğu bir örneğe bakalım. Öz kıyım girişiminde bulunan yani intihar girişiminde bulunan 14-18 yaş ergenler için, arası ergenler için benlik algılarının güvenli bağlanma, öznel iyi oluş ve sosyal izolasyon aracı değişkenleri ile yaşam doyumlarını, yordama durumunu bir yol modeli çerçevesinde doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek isteyen bir araştırmacı bulgusunu şu biçimde yazabilir. Araştırmanın ikinci sorusu çerçevesinde öz kıyım girişiminde bulunan ergenler için benlik algılarının güvenli bağlanma, öznel iyi oluş ve sosyal izolasyon aracı değişkenleriyle yaşam doyumlarını yordama durumunun bir yol modeli çerçevesinde doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek amacıyla yol analizi yapılmıştır. Yani PET analizi, İngilizce literatürde PET analysis olarak geçen analiz.
Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular örneğin şekil 7'de gösterilmiştir deyip doğrudan bu şekli verip yani bu buradaki yol diyagramını, yol şemasını verip ardından uyum indekslerini verebilir. Ve diyebilir ki örneğin şekil 7'de sunulan modele ilişkin uyum indeksleri ki kare işte şu, p değeri şu, ki kare serbestlik derecesi orada şu, gpu, npu vesaire vesaire yani uyum indekslerini verip şu olarak bulunmuştur dedikten sonra işte yol katsayılarının tümünün anlamlı t değeri verdiği belirlenen modelde biçiminde bulgusunu raporlaştırmaya devam da edebilir. Eğer uygunsa yaptığı analiz bağlamında gördüğünüz üzere korelasyonel bir araştırma özellikle kestirme dayalı elbette yoğurdamaya dayalı bir korelasyonel modeldeki bir araştırmada şekilde de gösterim yapılabilir. Nedensel karşılaştırma modellerine bakalım şimdi bir de. Burada bu modellerde bulgu yazımına bakalım. Araştırmacı karşılaştırma modelindeki bir araştırma bulgusunu yine ya düz cümle biçiminde yazabilir ya da tablo ile gösterebilir. Ve yine yalnızca bunlardan biri tercih edilmeli. Örneğin şöyle şunu yapmak istiyormuş araştırmacı. 0-6 yaş çocuğu olan anne babaların çocuk gelişimi konusundaki bilgi düzeyleri arasındaki farkı belirlemek istiyormuş. Bu durumda bulgusunu nasıl yazabilir? Düz cümle biçiminde. Araştırmanın ikinci sorusu çerçevesinde 0-6 yaş çocuğu olan anne ve babaların çocuk gelişimi konusundaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t-testi yapılmıştır. Gördüğünüz gibi hep aynı formatta bir cümleyle giriş yapıyorum bulguya. Yapılan analiz sonucunda annelerin puan ortalaması, puan ortalamasını verdik, standart sapmasını verdik. Yine babaların puan ortalamaları arasında farkın manidar olduğu belirlenmiştir dedim. Yine APA yazım kurallarına göre noktayı koymadım, virgül dedim. Ne testi yaptım? T testi. O yüzden T dedim buraya. Parantez içerisinde serbestlik derecesini verdim. Eşittir dedim. T değeri kaç ise onu yazdım. 3.260 veya 26 dedim. Virgül P değeri doğrudan kaç elde etmişsem onu yazdım. 0.001 bitmedi. Çünkü burada bir hipotez testi yapılıyor. Etki büyüklüğünün de mutlaka hesaplanması gerekiyor. Virgül dedim. Örneğin ben ete kare yaptım. Diyelim ki ete kare eşittir. 0.062 dedim. Noktayı koydum. Bu yazım standart, bu APA'ya göre yazım standardı. Tabii bu T testi yaptım. ANOVA yapsaydım, F testi yapsaydım, özür dilerim. F testi yapsaydım, buraya F deyip buradaki serbestlik derecelerini verecektim. Birden fazla serbestlik derecesi olacak, biraz sonra göreceğiz. Yani bir anlamda hangi testi yaptıysam onun sembolünü yazıyorum. Fark manidar ya da değil dedikten sonra daha sonra parantez içerisinde serbestlik derecesini yazıyorum. Önceden APA 5'te bu küçük yazılıyordu. Alt simge biçiminde yazılıyordu. APA 6'da bu normal puntoda yazılıyor. Eşittir deyip değer kaçsa onu veriyoruz. Ve ardından P değerini veriyoruz. P değerinin kaç olduğunu veriyoruz. Ve ardından da özür diliyorum. Eta kareyi veriyoruz. İyiler diyor. Ve ardından buna göre annelerin puan ortalaması babaların puan ortalamasından yüksektir biçiminde farkın yönünü belirttim. Söz konusu farka ilişkin ete kare değerlendirildiğinde dedim. Son olarak etki büyüklüğünün söz gelimi orta olduğu ifade edilebilir dedim. Ve bunu neye göre orta dediğimi elbette bir kaynağa dayandırdım. Hipotez testlerinde farkın manidarlığına ilişkin bulgunun raporlaştırılması örneğinde etki büyüklüğü için ete kare verdik ama araştırmacı elbette diğer etki büyüklüğü hesaplama yöntemlerinden birini tercih edebilir. Hangisini tercih ediyorsa bunu raporlaştırmalıdır. Bulgunun tablo biçiminde sunumuna bakalım bir de. 0-6 yaş arası çocuğu olan anne ve babaların çocuk gelişimi konusundaki bilgi düzeyleri arasındaki farkı belirlemek isteyen bir araştırmacı bulgusunu şu biçimde yazabilir. Araştırmanın ikinci sorusu çerçevesinde 0-6 yaş arası çocuğu olan anne ve babaların çocuk gelişimi konusundaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t-testi yapılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular tablo 2'de örneğin tablo 2'de gösterilmiştir dedim. Tabloyu verdim. Gördüğünüz gibi bir tabloya giriş cümlesi var. Tablo 2'de gösterilmiştir. Tabloyu verdikten sonra tablo 2'de görüldüğü üzere diye bir tablodan çıkış ifadesi var. Ancak şunu belirtelim öncelikle. Tabloda ne yazmalıyız? Tablo numarasını yazdıktan sonra tabloya bir isim vermeliyiz. Ve t-testi yapıyorsam örneğin ortalamalarını yani bağımsız değişkenin düzeyleri olan örneğimizde anne ve babaya ait ortalamaları standart sapmaları verdikten sonra t-testi yaptığım için t değerini, serbestlik derecesini, p değerini yazmam gerekiyor. Burada bazı şeylerde Türkçeleştirme yapmam lazım. Örneğin SPSS'de yaptıysam Degree of Freedom DF olarak geçecek. Bunları böyle İngilizce raporlaştırmamalıyız. Bunu da görüyoruz araştırma raporlarında. Türkçe karşılığı olan sembolleri, sözcükleri Türkçe biçiminde yazmalıyız. Türkçe olarak yazmalıyız. Ve son olarak çok önemli, APA'nın çok önemsediği bir şey, etki büyüklüğü mutlaka raporlaştırılmalı. İster düz cümle olsun, ister tablo olsun. Fark etmez zaten. Önemli olan bunun mantığı zaten. Ve ardından tablodan çıkış cümlesini yazdım. Tablo 2'de görüldüğü üzere anne babaların puan ortalamaları arasında manidar bir fark vardır dedim. Aynı şey T dedim, serbestlik derecesini verdim. T değerini yazdım. Virgül P değerini yazdım. P eşittir şu dedim. Virgül eta kare dedim şu dedim. Buna göre annelerin puan ortalaması babaların puan ortalamasından yüksektir dedim. Söz konusu farklar için eta kare değerlendirildiğinde etki büyüklüğünün orta olduğu ifade edilebilir dedim. Bir mesajlar yazılıyor fakat ben bölünmemek adına şu anda bakamıyorum onlara. Zannediyorum bu 15 dakikalık soru cevap kısmında değiniriz. Bulgunun tablo ile gösteriminde yine sayısal değerler metin içinde tekrar edilmemeli. Yani burada tekrar ortalamalardan bahsetmeye gerek yok. Hatta belki burada T değerini vermeye bile belki gerek yok. P değerini vermeye gerek yok. Tabloda var görüldüğü üzere. Bu durumda şöyle denebilir. Tablo 2'de görüldüğü üzere annelerin puan ortalaması babaların puan ortalamasından yüksektir biçiminde de yazılabilir. Eğer ortalamalar arasında fark varsa araştırmacı farkın kaynağına ilişkin bilgileri vermeli ve etki büyüklüğünü kararını yazmalı tabii ki. Tabii hep fark varmış gibi düşündük. Fark olmasaydı şüphesiz anlamlı bir fark yoktur diyecektik ve burada bitecekti şüphesiz ki. Bu durumda farkın kaynağını belirtmenin elbette bir anlamı yok fark olmayınca. Ve yine fark anlamlı olmayınca eta kareyi vermenin de veya işte etki büyüklüğünü vermenin de yine bir anlamı yok. Rapor burada, bulgu yazımı burada sonlandırılır şüphesiz ki. Deneysel araştırma modellerinde bulgu yazma örneğine bakalım. Araştırmacı deneysel bir araştırmada bulgusunu düz cümle biçiminde yazabilir. Yine nedensel karşılaştırmada olduğu gibi tabloyu da gösterebilir. Ancak yine bunlardan birini tercih etmeli. Örneğin şöyle bir araştırma durumu varmış bir araştırmacının. Asperger sendromlu ergenler için sosyal beceri eğitiminin ergenlerin öğrenilmiş çaresizlik düzeylerine etkisi araştırılıyor imiş. Bunun için bir deney, bir kontrol, bir plasebo grubu seçilmiş. Ve örneğin grupların son test puanları arasındaki farkı belirlemek istiyormuş araştırmacı. Bu durumda bulgusunu şu biçimde yazabilir. Düz cümle biçiminde şu şekilde yazabilir. Araştırmanın 3. sorusu çerçevesinde deney, kontrol ve plasebo gruplarının öğrenilmiş çaresizlik son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda deney grubunun puan ortalaması, puan ortalamalarını yazdık. N'lerini verebiliriz, yine standart sapmalarını verebiliriz. Kontrol grubunun puan ortalamasından ve plasebo grubunun puan ortalaması ve plasebo grubunun puan ortalaması arasındaki farkın manidar olduğu belirlenmiştir dedim. Yine cümleyi yani anlamlılık, manidarlık kimine göre farklı kavramlar, kimine göre aynı şey, bana göre aynı şey. Bunun hani konumuz olmadığı için burada değinmeyeyim. Manidar ya da anlamlı olup olmadığını belirttikten sonra mutlaka yine APA yazım kuralına göre virgül diyoruz. Burada ANOVA yaptığımız için yani diğer bir ifadeyle F testi yaptığımız için F diyoruz. Bu sefer parantez içerisinde serbestlik derecelerini veriyoruz. Ardından F değerini yazıyoruz. Yine P değerini yazıyoruz.
ve etki büyüklüğünü yazıyoruz. ETKR.178 biçiminde yazıyoruz, raporlaştırıyoruz. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla devam ediyorum bulguma. Çoklu karşılaştırma testlerinden TUKEY yapılmış ve deney grubunun öğrenilmiş çaresizlik puan ortalamasının kontrol ve plasebo gruplarının ortalamalarından daha düşük olduğu belirlenmiştir. Kontrol ve plasebo grupları arasında ise anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Söz konusu farkla ilişkin ETKR değerlendirildiğinde etki büyüklüğünün yüksek olduğu ifade edilebilir biçiminde raporlaştırmış. Eğer buna benzer bir araştırma sorusunu veya bu veya buna benzer araştırma sorusunu tablo biçiminde eğer raporlaştıracak olsaydı, bir de buna bakalım. Araştırmanın üçüncü sorusu çerçevesinde deney kontrol ve plasebo gruplarının öğrenilmiş çaresizlik son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular tablo 3'te gösterilmiştir dedik. F testinin şeyi bir miktar daha farklı olabilir. Çünkü satırlarda işte gruplar var. Deney, kontrol, plasebo grupları, yine enler verilebilir. Enleri vermeye de aslında çok fazla gerek de olmayabilir. Çünkü zaten bunlar eşit gruplar. Ortalamaları, özür dilerim, eşit olmak zorunda değil, özür dilerim, bağımsız gruplar. Ortalamaları, standart sapmaları, F değerleri, serbestlik derecesi, P değeri ve yine ETKR. Benzer bir formatta gördüğünüz gibi. Tablo 3'te görüldüğü gibi deney, kontrol ve plasebo gruplarının son test puan ortalamaları arasında manidar bir fark vardır deyip APA yazım standartına göre hipotez testi sonucumu yazdım. Ve yine aynı biçimde farkın kaynağını belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden TUKEY yaptım, ŞEFE yaptım, her neyse ne testi yapıyorsak onu yazdım. Ve farkın kaynağını ifade ettim ve en son olarak da etki büyüklüğünü değerlendirdim. Ve belirli bir kaynağı da refere ederek veya bir veya birden fazla kaynağı refere ederek. Yine aynı biçimde tabloyla gösteriyorsak yine sayısal değerleri metin içinde göstermemeliyiz. Eğer ortalamalar arasında fark varsa farkın kaynağına ilişkin bilgileri vermeliyiz. Burada olduğu gibi etki büyüklüğü kararını yazmalıyız. Yine burada olduğu gibi. Ama eğer fark yoksa zaten farkın kaynağına ilişkin bilgiyi vermeye ve etki büyüklüğünü vermeye gerek yok şüphesiz ki. Şimdi burada ifade edilen kurallar ağırlıklı olarak şu noktaya kadar nicel çalışmalar için geçerliydi. Bu kurallar elbette büyük ölçüde nitel çalışmalar için de 3 aşağı 5 yukarı geçerli. Nitel bir çalışmada da bulgular araştırma soruları çerçevesinde organize edilmeli. Nicel çalışmanın bulguları birkaç paragraf ve tablo ile kolaylıkla ifade edilebilirken, nitel çalışmaların bulguları elbette daha uzun anlatımları ve örnekleri içerebilir, bu anlatımları gerektirebilir. Nitel çözümlemelere ilişkin bulguların yazılmasında dikkat edilmesi gereken noktalara bir bakalım. Yazılı yanıtlardan ya da doküman örneklerinden kesitler sunulacaksa orijinalliği bozulmadan sunulmalı. Örneğin bir printer'da bunları scan ederek, tarayarak doğrudan konuşmalar. Görüşme ve video dokümlerindeki etkileşimlerden örnek kesitlerin sunumu sırasında sözel ifadelerin yanı sıra araştırma açısından önemliyse eğer sözel olmayan ifadelere de yer verilmeli. Yani pek çok nitel araştırmada önemli olabiliyor. Özellikle psikolojiyle ilgili araştırmalarda duraksama, gülme, sinirlenme, yüksek sesle, fısıltı ile konuşma, bedenini nasıl kullandığı, öz bakımı vesairesi gibi sözel olmayan bir takım durumlarında rapora yansıtılması gerekir. Sözlü olmayan ifadelere ilişkin standart işaretlemeler bulguların giriş bölümünde sunulmalı. Görüşmeden ve video çekiminden bir kesit sunulurken görüşmenin ya da video kaydının kaçıncı dakikası ve saniyesinden kesit sunulduğu ifade edilmeli. Doküman ve günlüklerin örnek kesitler sunulurken sayfa numaraları verilmeli.